Peki öğrenciler bu yıl yaz tatili yapacak mı yoksa bütün yazı okulda mı geçirecekler? En çok merak edilen konulardan biriydi bu. Cevap en yetkili isimden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi dün. Temmuz ve Ağustos için bir planlama yok cümlesiyle çocuklara yaz tatilinin müjdesini verdi. Mayıs-Haziran ayı için de planlamalarımız var. Ama Temmuz-Ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz. Milyonlarca öğrenciyle velilerin merakla beklediği o açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bilim kurulu üyeleri peş peşe umut var açıklamaları yapıyor. Eğer kurallara uymaya devam edilirse Mayıs sonu Haziran başı gibi kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılabileceği açıklanıyor. Peki bu durumda mesela Haziran'da telafi eğitimi yapılabilir mi? Haziran ayı içerisinde ne olabilir? Efendim Mayıs ayı içerisinde ne olabilir? Hangi yaş gruplarında hangi durumları ne şekilde devreye sokabiliriz? Çalışmalarımız hazır. Ziya Selçuk yaz döneminde öğrencilerin tatil yapacağını, eğitimin yeniden başlaması içinse Eylül-Ekim gibi planlama yapıldığı mesajını verdi. Biz Temmuz ve Ağustos'u işin açığı hani çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız daha baskın. Öğrenciler telafi eğitiminde tüm müfredatı görmeyecek. Haliyle akıllardaki soru öğrencilerin sınıf geçerken ikinci dönemden sorumlu olup olmayacağı. Birinci dönemin notları var. Dolayısıyla biz bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Peki ya liselere geçiş sınavının ertelenme ihtimali var mı? LGS ile ilgili tarihin değişmesi şu anda söz konusu değil. Online bir sınav söz konusu değil. Yani sınav yüz yüze olacak.